Evet, şu anda kitap fuarında yine bir yazarımızın yanındayız. Buyurun Ahmet Bey. Sayın Ahmet Turgut, evveliyatta sizi tanıyalım Ahmet Bey. Eyvallah, ben Malatyalıyım. Malatya Yeşilyurt, eski o küçük 10 bin nüfuslu Yeşilyurt'ta. Çocukluğumuz orada geçti, Malatya'da okuduk. Sonra üniversite vesaire yazmaya karar verdik mühendislikten sonra. Kurtlar Vadisi Ekmek Teknesi senaryolarıyla başlamıştık. En son Diriliş Ertuğrul'un ilk 6 bölüm senaristiydik. 13 tane de kitabımız oldu. 6'sı tarihi roman, 7 araştırma inceleme. Kitaplarımız Arapçaya, Farsçaya, Azerbaycan Türkçesine, Urduca'ya, en son Arnavutça'ya çevrilmişti. Maşallah. Peki şöyle diyeyim ben, Malatya yıkıcı bir deprem atlattım malumunuz üzere. Depremden sonra kitap fuarı ve insanların kitap fuarına ilgisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Eyvallah hocam. Şimdi hocam ben Berlin'den bir örnek vereyim. Biraz önce onu konuşuyorduk mecliste. İkinci Dünya Savaşı sonrası Almanya işgal edilmiş ve yerle bir. Berlin yeniden inşa edilecek, ayağa kalkacak. Berlin'de tamir edilip ayağa kaldıran ilk bina Berlin Valiliği değildi. Berlin Borsası da değildi. Hani Berlin Meyve Sebze Hali de değildi. Berlin Kütüphanesi'ydi. Nokta bir cevap diyeyim ben buna. Şimdi Berlin Kütüphanesi'ni ilk olarak ayağa kaldıran bakış hem vatandaşına, hem çalışanlara, memurlara, bürokrasiye, kendi işte yurttaşına bir mesaj veriyor. Hani biz bu kitapla birlikte tekrar medeniyetimizi inşa edeceğiz. Hani savaştık, öldük, işgal edildik, savaşı kaybettik ama ayağa kalkacaksak kitap sayesinde olacak. Almanya bunu bir denedi. 1960'larda, 70'lerde tekrar Türkiye'den işçi istedi. Peki. 80'lerde başka bir şey oldu, 90'larda başka bir şey oldu. Hani bizim, hani Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yoktur diye ifade vardır ya hocam. Hani Almanya belki, hani kendi batıl yanlış düşüncesiyle buna gitmiştir. Yani yeniden dünyayı sömürmek için böyle bir şeye niyetlenmiş olabilir, bilmiyoruz niyetleri artık. Politika konusu, herkes konuşabilir. Biz bunu hani kendi kültürel kodlarımızla. İlk emri oku olan bir dinin müntesibiyiz. Eyvallah hocam. Hani o noktada artık bize hani seküler olarak baktığımız dünya da kitapsız olmaz diyor. Zaten hani Allah kitaptan ayırmasın diye de bir duamız vardır ya. Ben kitap imzalarken en sevdiğim duadır o. Her kitabın altına muhakkak yazarım. Allah kitaptan ayırmasın. Allah. Okuyucunun ilgisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi hocam deprem öncesi yıllara göre biraz daha düşük. Deprem öncesinde o ilgi çok daha yüksekti. Hani okur sayısı yüksekti, ziyaretçi sayısı yüksekti. İnşallah hani o sürece tekrar dönülecek. Yani deprem nedeniyle bir ara verilmişti. Evet, 2 yıl bir ara verilmişti. Şimdi tekrar o deprem öncesindeki sürece dönmemizin bir alameti, miladı olarak inşallah bu kitap fuarımızı onun alametlerinden diye düşünmek lazım. Seneye yapılacak olan kitap fuarı yahut hani aradaki diğer kültürel etkinliklerde o kültürel ihtiyacı yerli yerince tespit edip üzerine gitmek lazım. Ekonomi sıkıntıya girdiğinde, bir afet yaşandığında akla gelen ilk hani süreçlerden biri temel ihtiyaç maddesi. O ihtiyacın nedir diye insana sormak lazım. Ekmek, su, kayısı. Malatya için değişmez. Hani o ihtiyaçlar hiyerarşisinde bilgi, duygu, kitap, kültür hiyerarşide üst noktada yer buluyorsa zaten etkinlikler oradan ilerler. Ama vatandaşın böyle bir talebi yoksa hizmeti sunan kişiler o konuda yani şartları çok zorlamak istemezler.
Bir de Ahmet Bey, sözünüzü kestim. Fiyatların yüksekliği, ben röportaj yapıyorum vatandaşa. Evet. Kitap fiyatlarının yüksekliğinden insanlarımız muzdarip. Bu noktada siz neler söylemek istersiniz? Hocam şöyle söyleyeyim. Geçen bir bardak alıyorduk. Baktım hani bardağın teki 1000 küsür lira. Düşündüm. Vatandaşa da orada satıcıya sordum. Dedim ya bu bardak 2 yıl önce kaç liraydı? 3 yıl önce kaç liraydı? Böyle bir sıfır eklenmiş yanına. 100 lirayken 1000 liraya çıkmış 3 yılda. Sonra hani kitaplarımı da düşündüm. Gidişat nedir? Hani 3 yılda yanına bir sıfır mı eklendi? Baktım öyle olmamış. Evet, o yani zaman... 200 lira olan kitap 350-400 liraya çıkmış. Doğru artmış. Ama hani bardak 10 kat artarken, otobüs faraza 3 kat artarken, 4 kat artarken bu öyle artmamış. Demek ki bizim kitapla ilgili düşüncemizde bir düşme var. O konuda hocam şöyle söyleyelim. Bizim Türkçemizde kitap okumayı öven hiçbir atasözü yok. Bunu da ilk siz bir tane söyleyin, tarihe bir atasözü olarak düştün. O zaman özellikle gençlerimizin dikkatine, kitap okumak cep telefonlarının şarj ömrünü uzatır. Çok güzel bir slogandı. Bunu da manşete alacağız. Peki, ikinciyi söyleyelim hocam. Kitap okuyunca internet kotası geç doluyor. Böyle bir takdir ilahi var. Kitap okuyanların internet kotası pek dolmuyor.